Herkese merhaba, ben Naciye Kesici. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuklu hünkâr beğendi tarifi vereceğim. Ondan önce bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hemen tarife geçiyorum. Ben önceden 5 adet patlıcanımı közledim ve soğuttum. Şimdi onların kabuklarını soyup doğrayacağım. Patlıcanların kabuklarını soyduktan sonra şöyle doğruyorum. Patlıcanları şimdi bir kenarda bekletiyorum. Şimdi tavukları hazırlayacağım. Bunun için tavaya 3-4 yemek kaşığı ayçiçek yağı ekliyorum. Yağımız biraz ısınsın. Isınan tavaya kuşbaşı doğranmış tavukları ekliyorum şimdi. Tavukları soteleyeceğim. Tavuklar suyunu salıp çekti. Bakın. Şimdi sotelemiş olduğum tavukları bir tava alıyorum. Aynı tavayı ocağa koyuyorum. Tekrar şöyle 3-4 yemek kaşığı ayçiçek yağı ekliyorum. Şimdi sebzelerini kavuracağım. Eğer bu şekilde uğraşmak istemiyorsanız tavuğun üzerine biberini, soğanını ekleyip de yapabilirsiniz ama bu şekilde daha güzel oluyor. Şimdi tavaya 2 diş sarımsak ve 1 büyük soğanı ekliyorum. Soğanları küp küp doğradım. Şimdi birkaç dakika soğanı kavuruyorum. Biraz kavrulan soğan ve sarımsak, şimdi biberleri ekliyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Sebzeler kavrulurken içerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağı erisin. Eridikten sonra salçasını ekleyeceğim. Şimdi 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Dilerseniz yarısını biber salçası, yarısını da domates salçası kullanabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Şimdi salçayı da kavuruyorum. Şimdi 2 büyük kabukları soyulmuş ve doğranmış domatesi ekliyorum. Aslında tavuklara güzel bir sos hazırlamış oluyoruz. Şimdi iyice karıştırdıktan sonra kapağını kapatacağım. Domatesler yumuşayana kadar pişireceğim. Arkadaşlar, videoyu çekerken bir yanlışlık oldu. Düğmeye bastım, çekiyor zannettim. Meğerse çekmemiş. Domatesi ve salçayı kavurduktan sonra 1 su bardağı sıcak su ekledim. Tuz, karabiberini de ekledim. Ondan sonra kavurmuş olduğum tavukları ilave ettim. Kapağını da kapattım. Bakın şu şekilde. Tekrar pişmeye bırakıyorum tavukları. Dediğim gibi yanlışlık oldu. Videoyu da boşa harcamak istemedim açıkçası. Tekrarlıyorum. 1 su bardağı sıcak su ekledim. Tuz, karabiberi ve ondan sonra kavurmuş olduğum tavukları ilave ettim. Şimdi suyunu biraz çekene kadar pişiriyorum, kapağını kapatıp. Arada kontrol edelim. Tavuk sotem artık hazır. Bakın, hafif sulu kalacak şekilde bıraktım. Altını da kapatıyorum ve bir kenarda bekletiyorum. Şimdi beğendisini hazırlayacağım. Beğendisi için tavaya 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ekliyorum. Tereyağını eritelim. Tereyağı eridikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı un ekliyorum. Unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Un güzelce kavruldu. Şimdi közlenmiş patlıcanı ekliyorum. Hızlı hızlı karıştırıyorum. Patlıcanları karıştırırken iyice ezin. Şimdi patlıcanların üzerine 1 çay bardağı süt ekliyorum. Eklerken hızlı hızlı karıştırın. Karıştırarak kaynamasını bekleyeceğim. Kaynamaya başladı. Şimdi içerisine 1 su bardağına yakın rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum. Şöyle çay kaşığının ucuyla karabiber,
Bir çay kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Baharat miktarını azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi iyice karıştırıyorum. Kaşarlar eriyene kadar beğendiğimiz artık hazır olacak inşallah. Beğendim artık hazır. Bakın şahane oldu. Kaşarlar çok güzel bir şekilde eriyor içerisinde. Şimdi yemeğin artık sunumunu hazırlıyorum. Şimdi servis tabağına beğendiği alıyorum. Şöyle yayıyorum. Tavuğu önceden yapmış olduğum için tekrar şimdi ısıttım. Evet. Bu kadarı yeterli. Şimdi üzerine tavuk sote'yi koyuyorum. Şahane oldu. Evet, bu kadarı yeterli. Tavuklu hünkâr beğendim. Artık servise hazır. Gördüğünüz gibi yapımı gayet kolay. Çok lezzetli oluyor. Tabii ki etle de yapabilirsiniz ama tavuklu da gayet kolay ve lezzetli oluyor. Şöyle bakın. Beğendiğiyle beraber tavuğu alıyorsunuz. Şahane bir lezzet çıkıyor ortaya. Deneyin, denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.